if you close your eyes. Bakın, bunu her zaman üstüne basa basa söylüyorum. Bununla ilgili çok güzel bir olay var. Bunun mantığını size anlatayım mı? Anlatayım mı? Kurovaz zamanında ne geldi bizim elimize? Nebros Spear geldi değil mi? Spear geldi fakat UTC zamanında Spear silah gelmedi. Spear silah gelmediği için Kurovaz'dan sonra gelen silahlarda üstün bir silah yok. Yani Nebros'un üstünde bir silah yoktu. Sonra ne oldu? Dark Knight Weapon'lar geldi. Fakat Dark Knight Weapon'larda gene Spear yoktu. Yani Warrior'ların takabileceği bir Spear yoktu. Sonra ne oldu? Bu silahlar geldi. Arada kaç jenerasyon geçti? Kaç sınıf geçti? 2 jeneran geçmiş oluyor. Tabi Kurovaz geçiyor. UTC. UTC'den sonra Dark Knight. Dark Knight'dan sonra tabi Oblood ile falan es geçiyorum. 2 tane jenerasyon geçti. Bu jenerasyon da 3 senede bir oluyor. Yani 3-4 senede bir falan geliyor böyle büyük olaylar. Bu silahın diğer Spear'lardan çok iyi olduğunu anlatıyorum. Yani bunu arkadaşlar oynuyorsanız bu oyunu ve Warrior'sanız, benim ana karakterim Warrior olsa kesinlikle bu silahı yaparım. Nebros'la, Zart'la, Zut'la uğraşmam. Çünkü şöyle bir olay var bak. Nebros'la Hanguk'u taktığında, işte ben Dez için konuşuyorum şu an. +10 Nebros'la +10 Hanguk taktığında almış olduğun atak bizim Yalçın abi, yanlış hatırlamıyorsam, normal 10-10 taktığından daha fazla da atak aldığını söylemişti. Ben denemedim. Denemedim. Şu an onu söylediğini söylüyorum. Ama zaten gözle görülür derecede bir şey arttıracak yani. Bu item'ın özelliği diğer tüm spear'lardan en fazla atağa veren spear. Bu item'ın bak karşılaştırmayı hemen yapabiliriz. Hatta siz de yapabilirsiniz. Oyundaysanız +10 Nebros'u koy bir kenara, +10 Nebros'u ve bir de bunun +10'unu koy. Aradaki farka bir bak. AP bazından bak. Ne kadar büyük bir fark var ortada. O büyük bir fark bu item'ın ne kadar süper olduğunu gösteriyor. Yani bu item'ı yapan insan bayağı adam keser. Bu tamamen benim oynama tecrübeme dayalı söylüyorum. Bu silahı arkadaşlar yeni sunucuda +7 olarak kullanabilirsiniz. Nebroslarla uğraşmayın. Bu silahı yapmaya çalışın. Eğer bu silahı yaparsanız inanın çok verim alacaksınız. Hemen göstereceğim, oyuna giriyorum. Bak çok samimi söylüyorum. Hani bunları her insan anlatmaz. Neden? Çünkü bizim insanlarımız aman o arkadaş benden üstün olmasın. Aman o beni kesmesin. Aman ben onu yapmayayım. Bu mantıkta ilerledikleri için bu bilgileri paylaşmazlar ya da anlatmazlar. Ya düğüne kadar portuların, kuryanların hakkında bir bilgi bile yoktu. Önce Nebros'un +7'sine bakalım. Şimdi bunun daha üstünde bir silah yok şu an, tamam mı? Lazım şu. Bunun resmi çıkıyor. Heh, 7. Bak şimdi birisinin 121 AP'si var. 136 AP'si var. Spear bazında zaten iyi olduğunu görüyorsun. O damage çok bakma. Glacier damage 4 tane fazla şeydi. Tamam, Nebros hani HP veriyor, dex veriyor. Okey. Ama +10 karşılaştırması yaptığında bu silah Nebros'ta öne geçecek bak. Şimdi sen bunu Diaz olarak bakacaksın. 166 AP'si var. Bak 166 AP'si var. +10. Abi 184 AP'si var ya. Ve 120 Glacier, bak nasıl bir upgrade geçiriyor ki, +10'u inanılmaz bir şey. Yani 166 nerede, 184 nerede? Biz Spear'dan bahsediyoruz ya. Spear abi tek kol, tek el yani. Sen bu gidip de başka şeyler takabilirsin yani. İnanılmaz bir Spear. Yani bunu şu anda kimse farkında değil bunun bu çok ne kadar süper bir şey olduğunu. Ya yani abartmıyorum. Bunu tamamen hani oyuncularımız oynarken hani Warrior oynasın, ne bileyim Queen de olabilir. Hani bunu item'a uğraşsınlar abi. 7 kullanın ya en kötü. 7 kullanın yani. Yeni sunucular iş yapar. Bizim Manes'te 7 kullansan iş yapmaz tabii. +10 Nebros'lar ama bunun +10'u efsane bir şey. Abi yapın ya. Yapın yani. Çok samimi söylüyorum, yapın. Yani bak farkını anladınız ama değil mi? Bak neden bu kadar önemli olduğunu anladınız değil mi? Bak Kurovaz'da Nebros geldi. Kurovaz'dan sonra gelen olan ne var? UTC var. UTC silahlarında Spear yoktu. Ondan sonra gelen, işte Gargesler geçiyorum onları. Ondan sonra gelen büyük güncellemede Dark Knight Weapon'lar geldi. Dark Knight Weapon'larda Spear yok. Gene boşta kaldı. Bu açığı Endgame nasıl kapattı? Yeni gelen Sealong'lar, yani bu yeni gelen silahlarda dedi ki ben bir Spear ekleyeyim. Bu Spear diğer Spear'lardan üstün olsun mantığıyla hareket etti muhtemelen. Benim düşüncem bu arada. Ve bu Spear'ı getirdi. Ve bu Spear'ın +10 farkını çok iyi bir şekilde anlayabiliyorsun. Ve sen bunu +10 Hanguk, +10 bunu taksan var ya, inanılmaz bir
AP alırsın ya. Ve deli gibi Atakır Warrior bile oynayabilirsin bence. Hani Berserker'da oynarsın da Atakır bir iş yapar yani. Yapar yani. Şunu düşünüyorum da. Yapar abi ya. Yapar yani. Yani Duel, Hanguk ve şeyle Tokuta oynarsın ya. Ve ben onun kombosunu çok seviyorum abi. Ama Lebros'ta Kaos Fak... Ya şöyle tabii ki de. Şimdi bak, özellik bakımından tabii ki de avantajlı. Özellik olarak bakarsan okey. AP yönünden bak. AP yönünden bak bunu şu an. Tamam mı? Bak bir kere ya, hani eski bir oyuncuysa mantık olarak bak. Kurovaz silahında Spear Nebros geliyor. UTC'de de gelmiyor. Dark Knight'da gelmiyor. Shillong'da bu açığı kapatıyorlar ve Spear bir silah getiriyorlar. Düşün. O yüzden Shillong'da ne oldu? Abi zaten biz 7-8 senedir 6 senedir Spear silah getirmiyoruz demiş muhtemelen Endgame kendi kafasında. Hani bir Spear getirelim, diğer Spear'lerden üstün olsun. Ama Libros'un avantajı tabii ki de özellik olması. Gidip de Chaos Libros'tan tabii ki de özellik bakımından baskın olabilir özellik bakımından. Chaos Libros abi, Chaos efsane bir şey. Deli misin? Bu silahtaki sen asıl mantığı, hani mantığı anlamalısın şu an. Hani mantık bu. Hani mantık çerçevesinde AP gücü çok güçlü. En güçlü Spear bu. Bunu yapın. Yani bu silah çok önemli. Çok güzel bir silah abi. Silahın görüntüsü bu şekilde. Abi çok da tatlı. Görüntüleri çok güzel. Videomu beğendiyseniz beğenebilir, beğenmediyseniz beğenmeyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada destekleriniz için çok teşekkür ederim. Videoya bir like atmanız beni çok mutlu eder. Abone değilseniz abone de olmanız beni çok mutlu eder arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.